Loş geldi Londra'dan. Merhabalar. Ben böyle bir 80'ler kılığına girdim. Ya umarım 80'lere benzemiştir. Hiç 80'ler kılığından çıkmadı ki aslında bakarsanız. Bu sezon aldığım parçalarla 80'ler yaptım. Başımda böyle bir piyon toka var. Görünümü bilmiyorum. Şimdi arkadaşım beni almaya geldi. Bugünkü çekimi Atatürk'ün, manevi kızı Ülkü'nün büyümüş hali. Yani benimle yapacağız yarın. Dünyayla Atatürk'ün Zeytin'in ektiği bir bölümü yapacağız. Böyle minik bir kısa film olacak. Ah gelmiş, kapattım. Abi yüzü gözükmeyecek dedin ama ya. Çocuklar yüzüm görünmeyecekti. Beni buraya bu yüzden getirdiniz. Ben vazgeçiyorum. Bunun bir telif hakkı var. Bebeği de söyledi gözükmeyecek. Sen dedin. Nasıl bebek gözükmeyecek? Abi ben her yerde öyle çizmişim bebeğe bak işte. Abi senin çizdiğini dün gece çizdin sen. Ben dünkü gece fantazilerini bilmiyorum ki ne yaptığını gece. İptal mi oldu? Proje iptal. Nasıl tam ne kadar para istiyorsun? Saç olamayın. Bu ne? Bu nasıl bir yaş bir teklif ya? Ne kadar yani para istiyorsun ne? Fiyatın ne gibisinden hayır, ya? Hayır buraya kadar geldi yüzüm gözükmeyecek dendi. Ben bir sürü şey yaptım. Ne abi her yerde ya? Kafa kesilecek. Tamam arkadaşlar neticede atamıza saygı. İyi bir hizmete. Tam veririz bir kilo buradan. Hadi bay bay. Seni bu filmde oynattığımız için sana bir çuval zeytin vereceğiz. Yok bir kanka biz... Bir kavanozla vereceğiz. Tamam sağ ol. Kırılmış böyle verelim onu yersiniz aşkısı. Aynen. O iyi. Zeytinyağı verirsin daha zeytinyağı var. Da bir kilo hadi lanet olsun bizden. Lanet olsun. Lanet ederek. Ay orada dostumuz dedik çekime geldik. Daha yarın kocamla kızımla çekime dahil olacak lanet ederek veriyor. Dünyayı zeytinyağına boğarlar. Onunla yıkarım. Gidip bakalım mı? Hadi gelin. Hadi bakalım. Hadi. Ben ne olun sarışın. Siz ikiniz. Burada ben burada büyüdüm aşkısı. Bak burası bizim ahırımız. Ya hala da aktif mi? Aktif hala aynen. Hiç bamya ağacı görmemiştim. Ama işte bunlar şey. Ne taraflar bunlar? Bitmiş durumda şu an bamya ağaçları. Yani bu şekilde değil aslında. Normal şu an hali. Zeytinliğe gidiyoruz. Ne yapacağımız konusunda en ufak bir fikrim yok. Bana dediler ki Atatürk ve yanındaki küçük kız zeytin ekecek. Sen de seneler sonra o zeytinlerin toplanmasını izleyen kız olacaksın silüet şeklinde. Geldim burada yönetmen arkadaşımız dedi ki senin yandan yüzün görünecek. Bir süre bunu tartıştık. Artık kısa giyinmiş bulundum, gelmiş bulundum. Gurbetin dedesi de burada ve şu anda bizim ne yapacağımız konusunda hiçbir fikri yok. Delilerin arasına düştüm çocuklar. Güneşe baktıktan sonra kafanı çevirip koyuyorum. Aynı şekilde yapıyoruz. Nereye bakıyorsun? Kovaya. Tamam. Kova. Şimdi güneşe bakıyorsun. Güneşe bakarken. Ayarlı onu. Biraz daha öne gel. Biraz daha öne. Şöyle, güneşe bakarken güneşe tamam. Kafanı çok çeviriyorsun dedi. Biraz bunu kayıt ileri. Altında tutmak istiyorum. Yukarı mı? Hayır, vücudan ileri. Tamam, iyi böyle. İşte. Biraz daha sola. Biraz daha sol. Güzel. Şu an yukarı bakıyorsun, evet. 3 dediğimde kovaya doğru bakacaksın. Fazla hızlı değil. 1, 2, 3. Sola biraz daha sola. Yüzün biraz daha sola dönsün. Evet. Şimdi yukarı bak. Güzel. Gülme, gülme. Güldürüyorsunuz. Arkadaşlar 3, 2... Abi şirket yarın bana dava açacak. Evet, güneşe bakıyoruz. Neyse faturaları ben keserim ama. Bir saniye. Güneşe bakıyoruz. Artık bakamıyorum, gözlerim kamaştı. Tamam, hazır olduğunda bak. İçinden 3'e kadar say, sonra kafanı sola koy. 1, 2, 3... Evet Deniz, sen bütün bu saçmalıklara şahit oldun. Ne diyorsun? Umarım büyüyünce en son bizden nefret etmez. Anlatacağın çok şey var. Niye herkesin normal bir anne babası varken benimkiler böyle demezsin oğlum? İnandık diye ünlü olacağız diye bizi kandırdılar. Yemin diye. Et. Şimdiye kadar bitirirdik göz zeytinleri. Ciddi misiniz? Ya inanmıyorum ya. Böyle mi taşıyacağım?
Bence öyle daha görünür oluyor sağda deminki gibi. Şöyle mi? Kolumda mı? Yok. Şöyle. Allah'ınıza sağlık oğlum. Sağ ol. Babanıza rahmet. Allah size muvaffak etsin. Sağ ol dede. Ortasında mı yiyeceksiniz? 9'u gece uyumak yok. Allah Allah. Niye? 9'u gecesin. Yarın akşam yani. Yarın akşam mı yayınlanacak? Gece yarısından sonra. Yok abi öyle. Ya var ya. 9'u 5 gece yayınla o zaman. Aynen 9'u 5 gece. Benim için daha iyi oldu. Dur görüşmeler. Arkadaşlar video editleme işleri çok zor. Ben biliyorum. Ben editlemiyorum. Ben sadece çekiyorum normalde. Bu adam şu anda hem çekim yapıyor hem editleyecek. İşi ne yapsın? Öyle kolay olmuyor işte. Zaten çirkin zeytin bulmuş bize. Zeytin toplamaya gelip zeytin getiren tek adam. Nereden getirdin bunları? Düşünsene kahvaltıya gideceğiz ama yanımızda kahvaltı var. Reklam ürünüymüş. Belli. Sağ olasınları, çok sağ ol. Valla. Ben bir tane alırım sanki. Bir tane kadar. Değil, iyisinden seç. İyisinden hangisi seç. Hangisi iyisin? Sarı var. İşte buldum. Sağ ol, al, al. Sor. Zeytin üstüne koy birkaç tane. Yok bu zeytin benim değil dede. Benim değil bu zeytin. Kimin bu? Bu Solgan'ın. İşte ne? Hani bu Solgan'ın zeytin şey video için getirmiş. Öyle mi? Kutlar kızım. Yok yeter iki tane de çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Eve al eve al. Yeter iki tane var çok sağ ol. Nerede çocuklar? Dünya Hanım. Anneme bıraktın. Allah başlasın. Nerede o demiş anne? Çok sağ olun. Direkt o soruyla sorulacak. Çok sağ ol. O sorusuz olmaz. Hadi görüşürüz teyze öpüyorum. Ya öyle sopayla var. Hadi geliyorum birazdan. Abi 45 numara ayak mı olur ya? Ya 45 numara. Lan hem cüsseli birini istiyorsun hem 42 numara ya. Atatürk cüsseli değil ya. Biz niye cüsseli birini? Nasıl cüsseli değil? Değil abi. Lan Atatürk. Yatağı küçük bir yatak. Olur mu lan Atatürk al cüsseli biri değil. Abi 42 numara giyiyor Atatürk. 45 numara giymiyor abi adam. Saçmalama ya. Nerede 42 numara? Ben gördüm abi müzede şeyini, ayakkabısını. Çocukluk ayakkabısı. Çocukluk ayakkabısı mı? Çocuk tenzeden fedette değil mi şeyi? Abla. Memleketi. Abla. Abla. Kocam şalvar giyecek Atatürk ceketi lazımmış. Kareli. Kayınbabam da var mı diye aradık. Şu anda ondan almaya geldik. Böyledir kamera arkası yer olamaz. Ben malzeme çıkar mı diye düşünürken bayağı içeriğin kendisi oldu kısa filmin arkası. Bak adamı soydu bak inanamıyorum. Abi şaka gibi. Ay saçmalık. Saç. Nereye gidiyoruz? Kateşe. Kocamın Atatürk olduğu günleri görmek de varmış bu hayatta. Hadi. Kapatmayacağım hadi giy. Hadi soyunmayacaksın zaten. Giy onu. Geçir kıçına. Ya. Bu yanan bölgeye bir tane zeytin fidanı ekeceğiz biz şimdi. Atatürk'le dünya yani onun manevi kızı ülke ekmiş gibi yapacağız. Sonra da benim dün çektiğim sahne eklenecek. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Hava çok aşırı rüzgarlı olduğu için biz dünyayla arabada bekliyoruz. Ön çekimleri... Ne oldu? İnmek istiyor. Ne oldu? Ama şimdi inemez. Çok dışarısı çok rüzgarlı. Üşürüz. Birkaç hafta önce İskenderun'da çıkan bu yangınla buraların hepsi kül oldu. Bunun için gerçekten çok üzgünüz. Yeniden yeşillenmesi bütün bu kül olan ağaçların seneler alacak. Gerçekten çok üzgünüm. Çok. Ya kocam şalvarlı yanına dünyanın tatlı. Çok ya. Ya çok tatlı. Dur abi. Gel abi şimdi geri gel. Tipine bak. O da şey ya yani ayak uyduruyor şu an. Kendisi şu anda rolde. Rolde abi. Çok duygulandım şu tipine bak. Hiç Allah'ım olmaz öyle bir şey.
Dünya, Dünya al, çek, eşele. Gel. Evet, gel. Gel babaya, gel. Gel babaya. Gel babaya, gel. Hoppala, hoppala. Ben büyük taş getirdim, bak büyük atıyorum. At. Batır, batır. Bak büyükleri alıyorum. Aferin. Evet. Hadi Dünya. Hadi. Kızıra seviyorum, kameraya bakmayın. Vav, Dünya ne güzel suladın. Dünya tatlısı ne güzel oynadın, teşekkür ederiz. Büyüyünce bayılacaksın buna, biliyor musun? Son dakikada dahil olduğumuz eğlenceli bir kısa film oldu ya da küçük bir video. Dünyaya tatlı bir anı kalacağına inanıyorum. Bizim için de tatlı oldu. Hadi bay bay yapalım, kapatıyoruz, bay bay. Bugün çektiğimiz 10 Kasım özel filmi için bir seslendirme yapılması gerekiyordu. Benim de her gün takip ettiğim, akşamları bazen geceye not olarak sizlerle paylaştığım annemin plaklarının sunucusu, yayıncısı Çetin Erker Bey'e bizim böyle kısa bir film çektiğimizi ve seslendirmesini yapıp yapamayacağını sorup okumasını istediğim metni yazıp yolladım. Sağ olsun hiç ikiletmeden direkt mail adresimi isteyip aynı anda seslendirip gönderdi ve videonun editinde biz o sesi kullandık. Şimdi hazırladığımız kısa filmi, yani benim ve Dünya'nın eşimin olduğu 10 Kasım özel kısa filmi bu videonun sonuna ekliyorum. Kamera arkasını sizlerle paylaştım. Çekilirken böyle eğlenceli, komik şamata anları paylaşmıştım ama gerçekten ortaya hepsi birleşince çok anlamlı ve hayatım boyunca böyle gururla anacağım tatlı bir video çıktı. Umarım büyüyünce Dünya da izleyince aynı şeyi düşünür. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşgal altında bir vatan. Tükenen umutlar. O çöken karanlığa inancıyla, dehasıyla, varlığıyla doldu. Bizi aydınlığa kavuşturan Mustafa Kemal'i saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.